biraz günceli, tatlı bir şekilde irdeleyelim diyeceğim. Çünkü çok yakın biliyorsunuz The Economist'in kapak sayfası çıktı. Kapak sürmanşetindeki durumları incelediniz mi bilmiyorum. Yayınladım ben gerçi her tarafta. Çok 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 ilginçti. Biliyorsunuz 4 aylık döngüde bazı liderlerin koç dolunayı koç liderlere anlatırdı. Koç Jüpiter koç enerjisiyle başlayan koç reaksiyonu dünyadaki birçok liderin durumunu bir fragman olarak gözden geçirdi. Bazı liderler görevlerini bıraktı. Kimine Japon liderine suikast yapıldı. İngiliz lider biliyorsunuz görevini bıraktı. Birçok önemli lider sahneden çekildi. Ama yerlerine yeni gelen liderler de çok ilginç liderler oldu. Örneğin dünyanın ikinci ana patroniçesi olan Liz Truss İngiltere'de biliyorsunuz başbakan oldu. Liz Truss'in İngiltere'de başbakan olarak seçilmesi gündemin en önemli konularından aslında yazın bence en önemli gündem konularından bir tanesiydi. Aslında hiç seçilme matematik sayısı yoktu. İlginç bir İngiliz derin devlet mantığıyla sanki parlamentoda avam kamerasının da biraz bastırmasıyla herhalde yapısal itibariyle çok ilginç bir oylama sonucu aradan sıyrılarak çıktı. Bilerek seçildi zannediyorum Liz Truss ve dünyanın bugün Amerika'dan sonra ikinci yöneticileri biliyorsunuz İngilizler asıl patronlardır ama şu an ikinci planda görünüyorlar. Evet, kapakta ne vardı? Liz Truss'in boydan bir resmi vardı. Ben o kapağı biraz çok dikkatli gözlem yapmanız gerektiğini, herkesin gözlem yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kapakta Liz Truss'in topuklu ayakkabısının ön kısmında altına bastığı noktada gölgeli bir olay vardı. Bilmiyorum orada görebildiyseniz. Bir taramalı tüfek gibi böyle bir silah gibi bir şey karanlık bir adam vardı. Liz Truss'in sağ ayakkabısının tam altında tabii bunu biz hazırlamadık. The Economist'in kapak şeyi bu. Bütün dünyaya şu an yayınladığı kapak. Şimdi küresel sistemciler, küreselciler neyi vurgulamak istiyor? Neyi göstermek istedi? Bu kapaklar biliyorsunuz mesaj içeriklidir. Şifreli mesaj içeriklidir. Bir takım olayları İnsanların orada algılamasını istiyorlar. Bakın işte bu durum gelişecek. Gelme ihtimali olabilir olaylar gündeminizde. Yani şu yakın süreci çok güzel aktarmışlar. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar olan süreci şöyle bir vermişler. Şimdi o zaman o kapaktan biz ne görüyoruz? Önce biz gökbilimciyiz ama gökbilimci olarak Neslihan Hanım şey yapmıyoruz. Önce biz gökbilimci olarak zaten gökyüzündeki gezegenleri, ülkelerin konumlarını, dünya konjonktürünü zaten çok iyi gözlemleyip matematik hesapla bir yorum yapıyoruz. Ama şimdi tabii ki onların da mutlaka astrologları, gökbilimcileri, uzay bilimcileri var. Yani onlar boşuna orada durmazlar, çalışmazlar. Şimdi onların da bu öngörü, kapak tahminlerini incelediğimizde 6 aylık periyodu görebiliyoruz The Economist'te. Neler olabilir? Listres ikinci Demir Lady olacak. Yani Demir Lady'liğe geliyor. Şimdi bir kere önce onu görüyoruz. Listres bu artık dünyanın bundan sonra biliyorsunuz Demir Lady'si. Thatcher'dan sonra İngiltere yeni Demir Lady'sini seçti. Bu da kalacak belli. Yani bayağı kalacak. Ayağı yere sağlam basmış gördüğüm kadarıyla. Güçleri hani resimde okuduğum kadarıyla, kapakta okuduğum kadarıyla güçleri çok güzel kontrol altına almış. Etrafını almış. Ve dikkat ederseniz kapakta sağ tarafta bir bidon, bir ateş var. Bidonun içinde yanan bir ateş var. Etrafında 3 çeşit garip insan modeli var. Evet, o garip insanları bazıları işte genetiği değiştirilmiş insanlara benzetiyorlar ya da farklı insanlara benzetiyorlar. Aslında oradaki alınan mesaj şu. İnsanlar üşümüş insanlar, zombileşmiş insan değil onlar. Çok üşümüş insanlar. Dünyada bir takım insanların şu 6 aylık dönemde çok zor bir kışa girdiğini, dünyanın çok zor iklim açısından çok zor bir kışa girdiğini neredeyse sokaklarda yakacakları ateşlerle ya da işte etrafında yakacakları buldukları şeyleri yakarak
ısınmaya çalışacakları, zor şartlarda ısınmaya çalışacakları, doğal gaz gibi enerjileri pek fazla bulamayacakları, enerji kısmında zorluk çekeceğini, hatta doğal gazı olsa bile belki verecek ücretleri olmadığı için ya da kışın gelen doğal gaz faturalarını dünyada birçok ülkedeki vatandaş karşılayamayacağı için belki de o bidon resmini o şekilde çizdiklerini düşünüyorum. Oradaki insanlar aslında zombileşmiş gibi görünüyorlar da zombiye ben inanmıyorum. Öyle bir uzaycı, bak uzaylılar yok Neslihan Hanım. Bir kere gök bilimini çok iyi bilen bir insan, gökyüzünü iyi izleyen bir insan. Bakın çift tribünlü teleskop vardır. NASA gece gündüz izliyor. İsviçre Astroloji Merkezi kendince izliyor. Bizler izliyoruz. Rusya uyduları izliyor. Hindistan, Çin uyduları izliyor. Yani dünyanın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine herkes gökyüzünü izliyor. Öncelikle hani böyle hayali senaryolar üretmemek gerekir. İnsanlara işte uzaylılar var, değişik canlılar, yaratıklar var deyip görsel durumları, bizim de çok komik gördüğümüz bazı yıldız hareketlerini, bazı yıldız kaymalarını, işte düşen bazı meteorları, bazı cisimleri, onlar atmosferde yanarak düşüyorlar, bazı ateş ve kıvılcım gibi bir takım uçan daire görüntüleri verebiliyorlar. Böyle enerjilerle işte uzaylılar var, yok şöyle bir şey var, öyle bir şey yok. Uzay bomboş, uzay sonsuz bir yer. NASA 747 yıldız ileri teknoloji uygulayarak yeni tespit etti. Yani bugün 747 yıldızla biz konuşuyoruz ama 2 sene sonra, belki 3 sene sonra 1000 tane yıldızla konuşacağız. Yani evrenin açılımı oldukça, ulaşabildikçe, daha teknik ve teknoloji geliştikçe uzayın daha farklı yönlerini göreceğiz. Ama ben başka bir canlı varlıkların ya da değişik tip varlıkların olabileceğine inanmıyorum. Öyle bir varlık yok. Olsa bir şekilde görünürdü ya da yani teleskoptan görünürdü, uzay aletinden görünürdü ya da bir şekilde bu şey mi yani saklanarak mı yaşıyor? Bir şekilde geliyorsa, bizden daha ileriyse geliyordur o zaman. Geliyorsa görünürdü. Niye kaçsın? Yani gelecekse gelirdi, niye kaçsın? Yani o bir film senaryosu şeklinde, insanların bilim kurgu şeklinde algıladığı bir operasyon, öyle bir şey yok. Uzaylılar diye bir şey kesinlikle yok. Tamamen evren var. Evrende birçok, bakın 747 yıldızdan bahsediyorum. İçinde kuyruklu yıldızlar, büyük küçük ayı, takım yıldızları, asteroidler, yıldızlar, büyük kümeler. Şimdi o kadar çok orb var ki burada, hepsinin bir derecesi var. Hepsi evrende hareket halinde, sabit durmuyor. Bir tek güneş sabite. Güneşin dışında hepsi hareketli, tüm kara delik ekseninde, nebulada. Şimdi nebula öyle bir sistem içine girmiş ki, biz uzay bilimciler olarak bunu çok iyi biliyoruz. Burada bir canlı nesne ya da farklı tür bir nesnenin daha insan üstü akıla sahip olması mümkün değildir. O nedenle insanları bir rahatlatalım. Hani hiç öyle türlü türlü senaryolar, komplo şeylerine girmesinler. Uzaylılar diye bir şey yok. Olsa görünürdü, bilinirdi, gökyüzü bunu anlatırdı. Yıldızlarda değişen bir teknik yok. Yani öyle bir algı yaratmıyor. Peşine şunu da söyleyelim. İşte komplo teorisyeni olarak bu konuda sadece size saygı duyuyorum hocam. Evet, ama aynı fikirde değilim. Evet, söylemek isterim. Doğru. Söylemezsem, çünkü bu açıklamayı yapmazsam bir önceki açıklamalarımla ters düşeceğim. O yüzden bunu da dipnot olarak geçeyim. Saygı duyuyorum. Tabii ki. Yani bizim ana mesleğimiz, tabii ki yani herkesin algıladığı şekile göre de inandığı şekile göre değişkenlik gösterebilir ama bilimsel olarak analiz edildiğinde böyle bir veri olduğu olursa, hani böyle bir algı olsaydı gökyüzünde, mutlaka görebilirdik, gözümüzden kaçmazdı, rastlardık ya da böyle bir enerjiyi görürdük. İşte evet, o uçan dairelerin fotoğraflarını bize de gönderiyorlar, çekip gönderiyorlar. Uçan dairelere bakıyoruz, gökyüzündeki kırık meteor parçaları, hepsi ovaldir zaten, hepsi Satürn eksenlidir, hepsinin halkası vardır. Yani uçan dairelerin de hepsinin böyle uzay sistemiyle açıları vardır. Yani uzay çünkü oval bir sistemdir. Yani bu teknik olarak incelendiğinde kanıt yoktur. Yani elimizde bir veri ve kanıt ve gerçekten canlı bir görsel şu ana kadar yoktur. En azından şu ana kadar gökyüzünde böyle bir şey görülmedi. Ama diyelim 2050'de sizin dediğiniz ya da sizlerin hani düşüncesindeki olay 2040'larda gerçekleşir.
görürüz ama zaten görürsek söyleriz. Deriz ki evet var, bir şeyler varmış deriz. Ama gerçekten şu ana kadar hiçbir bilimsel kaynakta, araştırmada, gök biliminde, şimdi astronotlar da gidiyor çünkü. Astronotlar da bu verileri görüyor. Uzaya gitse orada bir çatışma da çıkar. Yani astronotlar, herkes gönderiyor astronotları. Astronotlar gidiyor, işini yapıyor. Aylarca, belki yıllarca kalıyor. Çekip geliyor. Yani hiçbir şey görmediklerini söylüyorlar. Ki canlı canlı onlarla da bazılarıyla özel konferanslar, görüşmelerini izledim yani. Takip ettim. Ya da işte soru sorduk, cevap aldık. Yani şu ana kadar biz görmedik. Ama ola ki ileriki döngüde olursa evet, sizin de belki aklı payınız burada olabilir. Ama ben olmadığını düşünüyorum. Evren bir tanedir. Tek evren var. Evrenin yönetimi burada. Dünyadan yönetildiğini düşünüyorum. Çünkü dünyanın enerjisi çok bambaşka. Dünyanın sistemi, yani canlı varlıkları da harekete geçirdiği için, hava reaksiyonu da olduğu için, dört elementi de doğada gösterebildiği için, bu bir tek dünyaya mahsus bir enerji olduğunu şu anlık en azından düşünüyoruz. Evet, şimdi orada ne diyor kapakta? İlginç bir çalışma var orada. Kapakta diyor ki işte bir dolunay görüntüsü var. İşte oradaki zombiye benzetilmiş, zombi diye bir şey yok aslında. Zombiye benzetilmiş insanlar var. Bilim kurgu yine o. İnsan zombiye benzemez. Yani mümkün değil. Orada bidonun etrafında üşümüş insanlar. Aslında onlar soğuktan benzi gitmiş. Biraz da işte aç kalmış, evet, kıtlığa uğramış, artık yeterli miktarda beslenememek, aslında o işaret oydu orada, yani The Economist öyle düşündüğünü biz düşünüyoruz. İyi beslenememiş, iyi ısınma sistemi alamamış kişilerin o kapaktaki pejmürde görüntüsü, perişan görüntüsüydü o bidonun etrafındaki üç şahıs. Ben kapakta en azından öyle algıladım. Şimdi tabii biz bunu kendi aramızda da bir teyit ettik, yani bilimsel kişilerle teyit ettik. Hemen hemen baktık, ortak düşünüyoruz. O zaman dediğimiz doğru diye düşünüyoruz. Çünkü ortak kanı teori geliştirdik. Bu tarafta bir hastane vardı. Sol tarafta, kapakta, dikkat ederseniz. Hastane de şöyle bir durum vardı. Ortasında bir deprem oluşmuş, bir yarık oluşmuştu. O yarığın içinden alevler, gazlar falan çıkıyordu. Ateş çıkıyordu. Büyük bir yarıktı ama. Sanki işte The Economist dergisi tam ortadan ikiye bölünmüş. Listres bu tarafta kalmış. Hastane ve bir takım şeyler orada kalmış. Deprem de ortadan ikiye bölmüş. Ambulans yarığın içine düşmüş. Çaresiz bir vaziyetteydi. Yarı batmış ambulans. Hastanenin önünde de perişan halde duran olayları anlatıyordu. Yani hastane orada şunu gösteriyor. İki şey çıkarttık biz orada. Koronavirüsün zaten biz biliyorduk 2023'ün Mart'ından itibaren. Satürn balığa geçtiği an koronavirüs bitecekti net. 7 Mart tabii net söyleyebilirim. Bugün artık bugün dünyada ilan edebilirim. Yani eskiden ben bunu 2020'de de söyledim. O zaman insanlar yok bu 10 sene sürer dediler. Bakın kardeşim dedim, bu 3 yıl en fazla sürer. Her bir salgın 3,5 yılı geçmez. Çünkü gökyüzünde Asellaus dediğimiz bir sabit yıldız var. Bu sabit yıldız salgın yıldızıdır. Aslan burcundadır. Salgın yıldızıdır. O parlamaya başladığı an Neslihan Hanım, salgın başlıyor. Sönmeye başladığı anki 3,5 yıl kadar sürüyor enerjisini. Biz gökyüzünde inceliyoruz onu. Sönmeye başladığı an Asellaus ne oluyor? Astroleis yıldızı sönmeye başlayınca salgın bitiyor. Sönmeye başladı. Şimdi oradaki hastanenin birinci konusu şuydu. Depremle yarığı ayırmış, hastaneyi sol tarafa atmıştı kapakta. Çok ilginçti. Şunu anlattı. Koronavirüs 7 Mart 2023 itibariyle dünyanın literatüründen, yani salgın bitiyor. Müjdeler olsun diyor aslında kapakta anlayana. Salgın bitiyor. Salgını artık kabul edin. Bitti diyor. Bitecek diyor. Fakat ortadan da yarık açmış şu 6 aylık döngü için diyor. Büyük depremler başlayacak diyor. Büyük depremin işaretini veriyor. Şimdi salgın bitiyor, bir sefer hastaneler depremzedelerle, yaralı insanlarla dolacak diyor. Yaralı insanları kastediyor. Orada yaralanmış, biliyorsunuz, sıkıntılı insanlar görünüyordu. Yerlerde vesaire, orada burada depremden sonra ciddi enkaz almış insanlar. Bir de ilginç bir şekilde bazı insanların namaz kılar pozisyonda
gölgeli bir şekilde eğildiklerini Hı-hı. görüyorsunuz. Onu da anlatıyor orada. Yani biz oradan da şunu çıkarıyoruz. Deprem acaba Müslüman bir ülkede mi olacak? Büyük bir deprem bekleniyor herhalde. Müslüman bir ülkede mi olacak? İnsanlar sokaklarda şükür mü edecek kurtulduğuna, secde mi ediyor? Hı-hı. Çünkü tam fay kırığının yanında secdeli gölgeli resimler vermişler. Bir ölçüde de onu öyle algıladık. Ama şimdi dünyanın literatüründe bu birkaç tane önemli büyük depremi anlatıyor. Hadi şimdi listresi sağa koyduğunda bazı stratejistler bunu söyledi. Solda hastane kaldığına göre dünya haritasına bakarsanız İngiltere'yi ortaya alın, listresi ortaya alın. Nesya'nın batıya bakın, Amerika'nın bir depremi mi olacak acaba? Bir de Amerika'da mı bu deprem olacak? Bir de Müslüman bir ülkede mi olacak? Yani birkaç yerde sanki büyük bir depremin tetikleneceğini bu 6 aylık akrep, boğa, ay ve güneş tutulmasının etkisiyle iki parçalı büyük bir deprem var. Sanki bir tanesi Los Angeles'ı anlatıyor. Orası biraz Los Angeles hastanesini de andıran bir yapıydı sanki. Ve oradan biz şunu çıkardık, deprem önce batıyı vuracak, sonra işte doğuyu vuracak. Doğu batı ekseninde iki büyük ya da belki onu çıkaramadık rakam olarak ama iki veya üç büyük deprem olarak geliyor. Evet, Listres dünyayı yönetecek. Biden'ın o kadar enerjisi yok. Biden da zaten yakında gördüğümüz kadarıyla haritasına göre akrep burcu. Bu akrep ay tutulmasıyla önümüzdeki en geç Mayıs'ta akrep ay tutulmasıyla sahneden çekileceğini düşünüyoruz. Sağlık sorunları veya bir takım olaylar nedeniyle. Şimdi Biden sahneden rahatsızlığı ve yaşlılığı gereği çekilecekse ki haritalar onu gösteriyor. Hmm. Doğum haritası onu gösteriyor. Listres dünyanın lideri olabilir. Trump tekrar, bir de Trump işareti var tabii kapakta. Trump tekrar geri gelmezse, ilginç bir Trump işareti de gördük orada. Amerika'nın başına tekrar Trump'ı getirmezlerse. Yani doğal olarak Listres bence sahnenin başında. Boşuna onun resmini oraya önemli bir şekilde ayağının ucuna koymadılar. Demek İngiltere yeni patron, dünyanın yeni lideri ya da yönlendiricisi olma konumunda. Yani yeni demirleydi bu. Artık dünya bunu kabul edecek demek istiyor. Evet, yine kapakta arka tarafta büyük bir yer yanıyor. Yerin ne olduğunu biliyorsunuz. Beckham'ın sarayı, biliyor musunuz? Dikkat ettiniz mi? Evet, Beckham sarayı. O sarayın yanışını anlatıyor. Şimdi orada aslında oranın yangın yerini anlatmıyor. Orada anlattığı şey büyük dönüşüme işaret ediyor. Artık bu yön dünyanın yeni bir yöne doğru yöneleceğini, büyük bir değişim dalgasının geleceğini. Evet, o kapakta o sarayın yanışının etkisini biz böyle görüyoruz. Artık sistem ve teorinin değişeceğini gösteriyor. Biraz da altında ilginç rakamlar vardı, bir şeyler vardı. Ve bir de etrafta bir tane şöyle bir yığın, kuru kafa vardı. Gördünüz mü? Böyle yığılmış kuru kafa. Ortasında bir de insan şeyleri vardı. Demek ki bu dönem bazı savaşlar, küçük çaplı savaşlar ya da işte radyoaktif saldırılar, nükleer saldırılar belki, radyoaktif kimyasal saldırılar ya da kimyasal gaz olayını anlatan bir faciayı anlatıyor orada. Kapakta ben onu öyle okudum ve net okudum onu. Şimdi akrep neydi? Kimyasalları anlatıyordu, akrep tutulmaları. Hala akrep tutulmalarını yaşıyoruz. Şimdi bir güneş tutulması var. Seneye Nisan'da akrepte büyük bir ay tutulması var. Şimdi bu bir kimyasal, bir radyoaktif saldırının olabileceğini kesinlikle gösteriyor. İnsanların yanacağını ya da yani radyoaktif saldırı sonucu insanların orada kemik yığını haline geldiğini, kuru kafaların ortaya çıktığını gösteriyor. Şimdi ben demiyorum, bakın onu The Economist'in kapak sayfasını okudum. Yani orada gördüğüm görsel görüntü bunu bana anlatıyor. Şimdi tabii biz de gökyüzüne baktığımız zaman akrep kimyasalları anlattığına göre, kimyevi gazlar, kimyevi savaşları anlattığına göre akrep bir de bir yönden de Mars tarafından yönetiliyor. Doğal olarak bu bir savaşı anlatıyor. Putin mi bunu uygulayacak? Başka bir kişi mi bunu uygulayacak? Yani burada bu kimyasal veya radyoaktif patlama nerede olacak? Nükleer patlama nerede olacak? Ya da radyoaktif saldırı nerede meydana gelecek? Bir biyolojik silah mı olacak? Çünkü altta gölgelerde onu gösteriyor. Ya da bir kimyasal saldırı olacak. Kuru kafa bana onu anlatıyor fotoğrafta. The Economist'in daha tabii çok konuşulacak şeyleri var. Süremiz yeterli olmayabilir. Ben bayağı bir kapağı inceledim. Gelecek 6 aylık yani Mayıs 2023'e kadar olan döngünün
böyle gelişeceğini düşünüyorum. Tabii orada Listres ortada İngiltere'ye gösteriyor. Doğusu Amerika'yı, batısı fay hattının kestiği yer. Batı şey, doğusu şeyi anlatıyordu. Doğu ülkelerini, Asya, Çin tarafını anlatıyordu. Evet, bu arada ciddi anlamda sert bir kışla dünyanın, Kuzey Yarımküre'nin sert bir kış göreceğini, doğalgazların ve elektriklerin kesik olacağını, elektrik enerji sıkıntısının büyük çapta olacağını, enerji problemlerinden dolayı insanların zor durum yaşayacağını, ısınma problemlerinin ortaya çıkacağını, bu nemzeyle bu kış, yani yaklaşık 3-4 aylık süreç ya da 5 aylık süreçte efendim ısınma göçleri diyoruz biz buna, ısınma göçlerinin meydana gelebileceğini görebiliyoruz. Durumu ekonomisi iyi olan ülkeler yaşlılarını ya da soğuktan ciddi anlamda etkilenecek insanlarına sosyal yardım vererek kesinlikle Türkiye gibi ya da daha işte güney bölgeler gibi ülkelere yaşlılarını gönderecek otellerde orada barındıracağını, en azından bu zorlu kışı geçirmelerini sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomik durumları şu an devlet bütçeleri açısından iyi olan bir Almanya'nın, iyi olan bir Belçika'nın, şu an aldığım yeni bir duyuma göre İsviçre'nin, yeni bir duyuma göre Macron şu an zorluyor. Biz Macron'u biliyoruz ne yapacağını konuşuyoruz. Yani Macron zorluyor. Şey, denizden enerji şeyleri üretiyor. Geçen yayınladım biliyorsunuz, biraz Fransızca konuşuyordu ama anlatıyordu. Yani biz zorlanacağız ama bakın diyor, denizden rüzgar gülüyle doğal enerji üretiyorum, şunu üretiyorum, kömür çıkartacağım, kömürü işleteceğim. Putin istediği kadar gazı kessin, biz de her tür yan destek sağlayacağız diyor. Ama o yeterli olmayacağını düşünüyorum. Avrupa'da özellikle İngiltere'de buna katılabilir. Birçok ülkenin yaşlılarını ya da belli yaş gruplarını, emeklilerini sıcak ülkelere devlet yardımıyla kesinlikle göndereceklerini, en azından zor kışın, Aralık, Ocak, Şubat arasının Mart'a kadar geçiştirilmesi gerektiğini, bu işlemleri yapacaklarını biliyorum. Ve zaten gökyüzü de bunu gösteriyor. Isınma göçleri olayı gündeme gelecek. Tabii bu arada bazı ülkeler de buradan turizm gelirleri elde edebilir. Oteller kışın boş kalmayabilir. Oteller kışın doluluk oranı yüksek olabilir. Bu da bir kış turizmini yaratır. Birçok ülkenin de ekonomik rant açısından, ekonomik anlamda otel sahipleri adına, sektör, turizm sektörü adına da, kış turizmi adına güzel bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Yani kötü bir olayın iyi bir gelişmeyi de sağladığını söyleyebiliriz ekonomik anlamda. Evet, bu kapağın içeriği bunu anlatıyordu. Bir de birkaç tane devrilmiş elektrik direği gördünüz orada kapakta. Bir tane iki tane ayakta duran elektrik vardı. Dünyanın bazı yerleri aydınlık, bazı yerleri karanlık olacak diyordu. Elektrik, devrilen elektrik direklerinin enerjisi düşük ülkeler, enerji problemi yaşayacak ülkeleri anlattığını, devrilme yönlerine göre, tabii orada biz bir akıl oyunu yaptık, akıl yürütme yaptık. Avrupa ülkelerinde enerjinin, elektrik Avrupa ülkelerini temas ediyordu. Avrupa ülkelerinde elektriğin de doğalgaz gibi çok zor olacağını, zor durumda kalacaklarını, ciddi elektrik tasarrufu yapacaklarını, bazı dik duran ülkelerde de yönlerine baktım. Türkiye onlardan bir tanesi. Bu arada Türkiye, yani siz Türkiye'den yayın yaptığınız için söylüyorum. Türkiye'den daha çok yoğun bir takipçi kitlesi var şu an. Bildiğim kadarıyla ekranda bizi izliyor. Türkiye bu konuda çok karlı. Türkiye inanılmaz şanslı olacak. Karlı bir dönemden geçiyor. Bu kış ne doğalgaz ne elektrik gibi herhangi bir zorlu süreçle karşılaşmayacak. Gıdasal da sıkıntı bu kış ve bu sezonda yaşamayacak. Türkiye gerçekten iyi bir, akılcıl bir politika gökyüzüne göre götürüyor. Ve gökyüzüne göre Türkiye'nin şu an akılcıl izlediği, Putin'e yakın olması, izlediği akılcıl politika nedeniyle Türkiye'de elektrik, doğalgaz, bilimum gıda gibi ürünlerde, kıtlık tarzı ürünlerde hiçbir zorluk olmayacak. Türkiye buradan şanslı ve karlı çıkacağını düşünebilirim. Hatta bu krizleri de Türkiye fırsata çevirebilir. Kış turizmiyle çok iyi bütçesini, yaz turizmiyle nasıl çok büyük bir girdi sağladıysa bu sene, kış turizmiyle de çok güzel bir ekonomik anlamda girdi sağlayabilir, başarı gösterebilir. Bu şu an Türkiye'nin yapacağı şey konjüktürde şu bence, hani kendi niyetime göre söylüyorum. Hani ben Türkiye'nin yöneticilerine şöyle seslenmek isterim. Mutlaka
ülkenizi yabancı ülkelerin emeklilerine açın, kapıları açın. Yabancı ülkelerin, yani 3 aylık, 4 aylık göç edecek kişileri otellerinizde, güney bölgelerde, özellikle otellerinizde ağırlayın. Çok iyi bir turizm geliri elde edersiniz. Bütün o sektörde çalışır. En azından kışın o bölgelerde çok boşta insan kalıyor. 6 ay çalışıyor, 6 ay yatıyor insanlar ister istemez. O insanlar da çalışır, evlerine ekmek götürür. Güzel bir sektör gelişir. Ben Türkiye'nin bu işten zarar etmeyeceğini, kâra geçeceğini düşünüyorum. Tabii Türkiye gibi kuzey, yani şey, güneye yatkın ülkeler. Mesela Yunanistan'ın da bu işten biraz işte daha çok güney aksanlı ülkelerin, Orta Doğu'nun da karlı çıkabileceğini düşünüyorum. En azından bir enerji problemi olmayacak. Ha, şu arada en sonunda şunu söyleyeyim. The Economist kapağını kapatırken. Türkiye'yi sürekli biliyorsunuz yaz boyu, biz sizle de bunu çok konuşmuştuk. Haziran'da da en son bana onu sormuştunuz. Hocam bu yaz Temmuz ve Ağustos'ta demiştiniz hatırlarsanız. Türk-Yunan Savaşı bekliyor musunuz diye siz bu soruyu da bana yöneltmiştiniz. Ben kesinlikle Temmuz, Ağustos, Eylül böyle bir savaş asla olmayacağını, bu bir komplo teorisi olduğunu, böyle bir şeyin sadece algı operasyonu, tarafların algı operasyonu yaptığını, hiçbir şekilde Yunanistan'ın Türkiye ile savaşacak bir gücü, bir askeri, bir denkliğinin olmadığını, matematik denkliğinin de olmadığını, bir Trakya'nın bile Yunanistan'a üflediğinde Yunanistan'ı alabileceğini, sadece basit bir Trakya bölgesini Yunanistan'ı yenebileceğini söylemiştim. Böyle bir savaş olmayacaktı ve bakın ben haklı çıktım. Bir kez daha burada teyit edelim. Ben kendim haklı çıktım diye söylemiyorum ama bakın benim verilerim en sonunda doğru çıkıyor. Yani sonuç, ben haklı çıkıyorum. Herkes benim karşımda durdu. Kesinlikle savaş çıkacak dedi. Hayır dedim, çıkmayacak. Gökyüzünde bakın bir kez daha tekrarlıyorum. Belki biraz bazı insanların, Neslihan Hanım, astrolojiyi çok iyi matematik olarak bilmemesinden bence kaynaklanıyor. Şimdi ben neden bunu çok iyi, ya da biz neden bunu kendi bilimimizde çok iyi okuyoruz? İyi bir matematik teknik yapıyoruz, hesap yapıyoruz, hesap tekniğine göre yapıyoruz. Şimdi ben bir savaşın çıkacağını şundan görebiliyorum. Mars ve Koç etkisi. Mars Koç. Bakın, Mars ve Koç açılarını alman lazım haritada, ülke haritasında. Şimdi Yunanistan'da böyle bir konjonktür oluşacak, Türkiye'nin haritasında böyle bir konjonktür oluşacak ki Yunanistan Türkiye ile bir savaş kararı alsın. Bu mümkün değildi. Çünkü Jüpiter Koç'taydı, evet, ama Mars tam tersi hava gruplarındaydı. Yani şu anda İkizler burcunda. Hala düz hareketine, ikizler de devam ediyor. Bakın savaş yerine farklı şeyler var dünyada. Hava çok kötü, iklimi vuruyor. Yani Mars ikizlerde sert bir kış geleceğini, havanın anormal bir yaz yaşadınız. Bu yaz yaz mıydı? Yani dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir yaz hiç hayatımızda görmedik. Ağustos'ta üşüdük. Garip bir yazdı. İki gün çok sıcak oluyordu. Millet yanıyordu. Halvet oluyordu. Klimalar falan yükleniyordu. Her taraf böyleydi. 2-3 gün sonra bakıyorsun dondurucu bir soğuk geliyordu. Çok garip bir soğuk geliyordu. Yağmur yağıyordu. Sel, fırtına meydana geliyordu. Yazın ortasında, Ağustos'ta resmen kış yaşadık. Halbuki iklim bozulmaya başladı. Küresel iklim sıkıntıya girdi. İnsanların dikkat çekecekleri yer savaş değildi. Savaşma olduğu zaman biz zaten gökyüzündeki açılardan önceden görüyoruz. Rusya ile, bir kez daha söylemiştim hatırlarsanız, Rusya ile Ukrayna'nın Şubat sonunda savaşmasının nedeni vardı. Tamam, bir enerji nedeniyle bunlar birbirine çatıştılar. Amerika Ukrayna tarafını çekti ve Putin de o bağlaşığını oraya kendine çekmeye çalışırken ülkelerindeki Mars açıları kare yaptı. İki ülkenin Mars açısı ve ben dedim ki eyvah, bunlar savaşa girecekler. Oyuna geldiler, savaşa girecekler. Mars açıları Şubat'ta net gösteriyordu. Ve bakın savaş bu kışa doğru daha sertliğiyle devam edecek ki birkaç gün önce Putin beklediğimiz sonucu aldı. Seferberlik ilan etti, bakın görüyorsunuz durumu. Şimdi Mars kareler olmadan Yunanistan'ın zaten, yani çok komik geldi bana. Neden? Bunu bazı astrologların okuyamamasına da mesleki bir hezeyan olarak kabul ettim. Eleştirmiyorum, mesleki hezeyan diyorum. Ya adamlar Kova burcu ülkesi. Kova burcu ülkesinin üzerinde Satürn var. Benim tepemde düşünün Satürn var. Satürn beni blokajlıyor, kısıtlıyor, engelliyor. Ben nasıl savaşa gireceğim? Satürn'le
savaşılır mı? Yani Don Kişot olman lazım Satürn'le savaşman için. Satürn tepende böyle sert bir şekilde sana bakıyor ülkene. Sen şu an Kova burcu ülkesisin ve tepende Satürn tarafından Kova transiti alıyorsun. Satürn sana kaşlarını çatmış gökyüzünde Yunanistan'a yiyecek gibi bakıyor. Niye Satürn kızıyor şu an Yunanistan'a? Kendi ülkeni diyor Amerika'ya şey yapıyorsun, peşkeş çekiyorsun. Be salak diyor Yunanistan'a. Uyansana kardeşim diyor. Bütün adaların her tarafını verdi Yunan şeye, Amerika'ya. Amerikan üsleri yaptın. Satürn zaten şu an Yunanistan'ın burcu ama nefret ediyor şu an Yunanistan'dan. Satürn resmen yiyecek Yunanistan'ı neredeyse. Yunanistan kendi derdine düşmüş Satürn savaşında. Nefes alamıyor. Şimdi böyle bir pozisyonda Yunanistan bir de kalkacak Don Kişotluk yapacak da hele hele bir de Türkiye'ye, yani Yunanistan yanındaki dibindeki Kosova'ya bile saldıracak bir kapasitede değil şu pozisyonda. Satürn savaştırtmaz, bela verir adamın başına. Vermiş zaten belasını, kimse farkında değil. Bir ülke kendi topraklarını üs haline getiriyorsa yabancı bir ülkeye zaten belasını bulmuş demektir. Yunanistan kendi belasını bulmuş. Şimdi iç politikası ne oldu? Ben onları en yakın ben izliyorum. Biliyorsunuz yakınındayım onların. Yakınındayım, içindeyim daha doğrusu. Ben onların içinden görüyorum. Hepsi halk uyanmaya başladı. Şimdi protestolar, isyanları görün Yunanistan'da. İç isyan, milli isyanlar başlayacak. Ne işi var bu üslerin burada? Niye buraya konuşlandı? Halk uyanmaya başlayacak. Ve Amerika'ya karşı, Amerikan üslerine karşı protestolar başlayacak. Yunanistan kendi iç dinamiğini kurtarmanın derdinde. Kendi iç derdine düşmüş. Satürn sınavı veriyor. Bir de savaşacak. Ha, o Ege'de gördüğünüz birkaç hareketi televizyonlarda, Türk televizyonlarında abartıyorlar. Vay işte Yunan-Türk savaşı. Hiç alakası yok. Oradaki o, evet o, yok Midilli Adası'nın arkasından dolandı, yok işte Sema Direk'ten geldi, Yunan hücum botu şunu yaptı. O Yunan falan değil. Yunan bayrağı çekmiş Amerikan askerleri. Amerika yapıyor bu hileyi. Amerika iki ülkeyi savaştırır mıyım diye şey yapıyor. Bir gözlem yapıyor. Savaştırtmıyor. Şu an savaştırtmaz. Derdi Ukrayna'yı önce bir tek kurtaracak. Yani onun derdi var. Ukrayna orada dururken, kuzeyde enerji deposu dururken Türkiye ile uğraşamaz şimdi. O bir deneme yapıyor. Deneme yanılma yolu yapıyor. Bir rol yapıyor orada. Yunanistan zannediyoruz biz de. Yunanistan'ın kendinden şu an haberi bile yok. Kendi iç derdine düşmüş. Marketlerinde önce gerçekten bir Yunan marketlerini bir gün çekip gönderelim. Marketlerinde ürün çeşitliliğine bir bakın. Balıktan başka, zeytinden başka hiçbir şey yok şu an Yunanistan'da. Pirinç bulamıyorlar. Geçenlerde pirinç yoktu, bilmiyorum yani pirinç hiç yoktu. Benim oradan çok yoğun da içlerindeyim yani Yunanistan'da bir sürü danışanım da var. Pirinç yok, Türkiye'den gelip pirinç alıyorlar. İşte biliyorsunuz ada şeyler feribotlarla geliyorlar. Ege kıyıları, Akdeniz kıyılarından yakın bölgelerden pirinç, kilo kilo pirinç alıp işte bulgur alıp vesaire un alıp Yunanistan'a götürüyorlar. Kendi ülkelerinde gıda yok bir kere, yani tarım yok bir kere. O yüzden Yunanistan'ın kendi derdi kendine yeter. Boşuna senaryolar yazıyorlar. Hepsi de bakın yanlış çıktı. Yani bir tek orada ben haklı çıktım. Hepsi de yanıldı. Televizyonlara çıkan ismini hani vermeyeyim ama hani orada ismini vermeyeceğim. Bir çok meşhur hani kehanetçi var. Çıkıyor boyuna işte Yunanistan şöyle. Hiç hani dedikleri çıkmadı. Ekim ayı geldi. Bakın Ekim'deyiz. Günaydın dünya. Yani günaydın dünya. Bakın pek ters söylüyorum. Bir bilgidir bu. Koç, Mars açıları olmadan dünyada savaş, ülke haritalarında savaş çıkmaz. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi. Aradaki diğer bölgesel savaşlarda da, Vietnam Savaşları'nda da böyleydi. Ülke ara savaşlarında da, Kurtuluş Savaşı'nda da, Osmanlı haritasında da böyleydi. Osmanlı Başak Burcu'ydu. Osmanlı'nın Başak Burcu'nda 1921-22-23 döngülerine, Cumhuriyet Türkiye yeni ülke kurulana kadar Osmanlı'nın haritalarına bir baksınlar. Mars neredeydi? Neler oluyordu? 2021-22'de açılar neydi? Çünkü Osmanlı Devleti Başak Burcu'nda toprak eksenli kurulan bir ülkeydi. Ve doğal olarak birçok padişah da Başak eksenli toprak burcuydu. Kanuni Sultan Süleyman Boğa Burcu'ydu. Birçok padişah Boğa Burcu'ydu, Başak Burcu'ydu, Oğlak Burcu'ydu. Abdülhamit Han da Oğlak Burcu'ydu mesela. Toprak eksenli bir imparatorluktu. Hep de dikkat edin, 3 kıtaya yayıldı. Toprak genişlemesi yaptı. Osmanlı çünkü hani toprak eksenli, toprak genişletici eksenli bir büyük bir imparatorluktu. Şimdi hani o savaş açılarına bakınca hepsinde bir Mars koç açılarını görebiliyorsunuz.
bir bilgidir. Hani öyle televizyonlarda veya işte bazı yerlerde ortaya çıkan, şimdi siz alınmayın, sizin için söylemiyorum bunları. Hani komplo teorileri gerçek değil, insanlar lütfen doğruya inansın. Bir şey daha söyleyeyim, şimdi sözü size vereceğim. Ben de çok konuşmuş oluyorum bu arada. Şimdi iki, bir de şunu çok dikkat edelim. Bakın bu dönem 6 ay Mars ikizlerde, ta Şubat sonuna kadar. Mars ikizlere geçince ikizler çok konuşmayı sever, anlatmayı sever, laf taşımayı sever, dedikoduyu sever. İkizlerin özelliği bu. O lafı oraya götür, birinin kulağına aktarınca orada farklı bir laf. Başka bir yere git, burada farklı bir laf. Başka bir yere, başka bir laf. Ne oluyor? İkizler burada ilk söyleyen adamın lafı o taraftan farklı bir reaksiyonla çıkıyor. Aynı kulaktan kulağa gelen hikaye gibi. Mars ikizlerdeyken hiçbir söylentiye inanmayın. Yok işte şu patladı. Vay savaş çıktı. Vay şu oldu. Ben de açık açık yazdım. Ya biraz akıllı olalım. Gökyüzü diyor ki Mars ikizlerde lütfen diyor dedikodu çok, asparagas haber çok, iftira çok, yalan haber çok, yalan beyanat çok. Lütfen şu an ortaya atılan hiçbir lafa inanmayın. Günde emin olun Neslihan Hanım. Benim DM'm artık, benim asistanlar çıldırdı ki asistana çıkarttım, yetişemiyoruz. Şeyma Hanım diyor ki ya o kadar saçma sapan şeyler yazıyorlar ki DM'de. Aa şu olacakmış, bu olacakmış. Hocam şunlara yazın dedi. Mars ikizlerde bu haberlerin hepsi yalan, asparagas, inanmasınlar. Yani çok asparagas haber var. Lütfen bu dönemde Şubat 2023'e kadar söylenen sözlere, birçok söze, birçok lafa inanmayın, prim vermeyin. Hepsi yalan, iftira, asparagas, boş haber. Artı bir de bu Mars'ın retrosu olacak. Arkadaşlar Kasım, Aralık'ta yandığımız küldür. Mars retrosunda artık herkes birbirini vuran vurana, kıran kırana. Yani bu laf gürültüsüne, kalabalıklığına girmeyin. Hiçbir şeye lütfen inanmayın. Bilimsel olarak kafanızda bir analiz edin. Şu olacakmış, bu olacakmış, bu çıkacakmış, şu patlayacakmış. Böyle bir şey yok. Göreceksiniz, hiçbir şey olmayacak. Deprem olacak ama. Evet, deprem olacak. O zaten The Economist'in kapağında da artık çok bariz, açık açık söylediler. Onlar da astrologlarla çalışıyorlar. Buna eminim. Virüs bitecek. Bak müjdeli bir haber. Bu olacak. Evet, olacak şeyleri konuşalım. Bilimsel gökyüzü analizinde doğru öngörüler sunarsak bence insanları bu dönemde şu bilgi kirliliği içinde daha güzel insanlara bilgiler vermiş oluruz diyorum. Ben bir soluklanayım, sözü size bırakıyorum. Evet. Öncelikle stratejist ya da bir komplo teoristleri olmaya çalışan biri olarak 2022 Yunanistan-Türkiye Savaşı mevzusu açıldığından beri böyle bir şeyin olmayacağını, Türkiye'nin Yunanistan'ın buna yeltenemeyeceğini, yeltense bile cevabını alacağını ben kendi adıma defalarca söyledim. Yunanistan'ın Türkiye'ye savaşacak gücü de yok, tekniği de yok. Ne kadar Amerika'yı arkasına alırsa alsın bunu yapamayacağını ben kendi adıma söyledim. Bilinenin daha farklı bir komplo teorisi deneyim hocam ben. Yani daha farklı şeyleri yan yana getirip anlatmaya çalışıyorum. Bunu dipnot olarak geçmek isterim. Diğer taraftan da bizim için galiba doğal gaz ve elektrik kısmına geldiğimiz zaman kıtlıktan ziyade değil de faturaların çok abartılı gelecek ve zamlanacak olması bizi daha çok sıkıntıya düşürecek olabilir mi? Evet. Onu şunu söylüyorum. Ben Türkiye'nin doğum haritasını, kuruluş haritasını 29 Ekim 2022 Güneş Progres haritasına baktım. Elimde en azından 3 aylık progres var. 29 Ekim haritasını açtım, şimdiden açtım. Bir ay sonra Türkiye'de yeni yaşına girecek. 99 yaşına basacak. 99 yıllık açısına baktığımda enflasyon var. Evet, enflasyon olayı maalesef her ülkede var. Türkiye'de biraz da fazla bir stratejide görünüyor. Ama ben sosyal yardımların olabileceğini,
insanların faturalarına biraz destek hükümetin ya da işte devlet yönetiminin sosyal yardımların olabileceğini, insanların bir şekilde gene çok donmadan kışı güzel bir şekilde, yani rahat bir şekilde en azından Türkiye'de geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Akrep Burcu ülkesi, bu dönem şanslı bir dönemden geçiyor. Haritası öyle, haritası şanslı bir dönemden geçiyor. Türkiye uçurumun kenarından döndü, yani akılcıl davranarak döndü. Politik yönde iyi gidiyor. Şu an yani ekonomik yönde evet bir takım sıkıntıları var. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Avrupa'yla veya işte birçok ülkeyle şu stratejik anlamda karşılaştırırsam Türkiye daha karlı bir konumda, kıyasladığımda karlı bir konumda. Şimdi gökyüzü ne söylüyorsa biz objektifiz, dürüstçe anlatıyoruz, taraf tutmuyoruz, doğru neyse onu söylemekle yükümlüyüz. Doğruyu Almanya yapıyorsa Almanya doğru yapıyor diyoruz, doğruyu Türkiye yapıyorsa doğruyu Türkiye yapıyor diyoruz, doğruyu Çin yapıyorsa Çin doğrudur diyoruz. Şimdi gökyüzünde Türkiye sosyal yardımlar alabilir, evet biraz faturalar kabarık gelebilir, kısabilir, ekonomisine göre herkes biraz kış sert geçecek, evet zorlanacak, bunu da kabul ediyoruz. Hani ben kabul ediyorum haritasına göre ama bir şekilde Türkiye öyle böyle bu işi götürür, düzlüğe çıkar, sıkıntıyı kenardan kıyıdan aşar. En çok dikkat etmesi gereken şey boğa ay tutulması. 8 Kasım'daki boğa ay tutulmasında eğer ekonomik bir baskı olmazsa, hani dışarıdan bir şey olmazsa, enflasyon yükseğe doğru çıkmazsa, mega enflasyon yaşanmazsa Türkiye bu işi çok rahat atlatır. Ama mega enflasyon eğer Amerika gibi bazı ülkelerin dışarıdan müdahalesi söz konusu olursa, hani ekonomik baskısı olursa, evet o dönem Türkiye'de maalesef halkın biraz sitemi ve isyanına sebep olacak bir takım çıkışlar olabilir. Evet bu sıkıntılı. Ama dünyanın birçok ülkesinde de bu sıkıntılar ayyukta. Ben Türkiye'den çok Avrupa ülkelerinin daha çok halkının, Avrupa halklarının sokaklarda daha çok eylem yapacağını düşünüyorum. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de. Bakın onlar hem de sosyal şeylere çok güçlü ülkeler. Türkiye o kadar sosyal varlığı olan bir ülke değil. Yani sosyal hakları demokrasi anlamında, sosyal haklar anlamında Almanya vatandaşına biliyorsunuz kışlık şey veriyor, şey veriyor. Bir meblağ verecek, git ısın ya da güney bir ülkeye seni gönderelim ya da Türkiye'de bir otele gönderelim 3 ay orada ısın. 2000 euro diye duydum. Yaşlı başına 2000 euro vereceklermiş hani kişi başına. Sosyal yardım açısından. Ama şimdi bunları verirsin vatandaşına, bunlar çok güzel şeyler ama sonra da ülke ekonomisinin girdiği çıkmazdan nasıl kurtarırsın? Bu da ayrı bir boyut. Şimdi her ülkenin bir bütçesi var, bir üretim gücü var, bir destek gücü var. Şimdi evet Avrupa'da sosyal haklar çok güçlü ama ben Avrupa'nın da şu dönemde çok iyi olduğunu çok yakın görüyorum. Biliyorum, danışanlarım var, kendim görüyorum, gidiyorum, görüşüyorum. Yani yakın üst düzey milletvekili vesaire üst düzey başkanlarla görüşüyoruz. Çok iyi olmadığını biliyorum. Yani oralarda eylemlerin daha çok olacağını düşünüyorum. Sokak eylemi Avrupa'da daha çok olur. Ama bu Kasım Aralık, yani dünyanın en çok zorlanacağı ay boğa ay tutulması Kasım Aralık sürecinde olur. Tabii Türkiye'de birçok ülkede etkilenir ama Avrupa çok daha çok çabuk sarsılacak bu konuda ya da tepkisi daha yüksek olacak. Neden? Şimdi bakın her ülkede vatandaşın aldığı şükür pozisyonu ve narkoz boyutu farklıdır. Örneğin Mısır halkı yokluktan çıkan bir halktır. Yokluğa alışık bir halktır. Ona 3 kuruş verirsin, onunla idare eder ama Avrupa halkı öyle aza tamah edecek bir halk değil. Biraz bireyci yaşayan ve özellikle yaşam tarzları gereği ekonomileri güçlü yaşayan insanlar. Yani bir şey hiç çalışmasa devletten sosyal yardımla yıllarca devlet onun kirasını ödüyor, işte televizyon vergisine kadar ödüyor, yiyecek yaşayacak kadar yiyeceğini veriyor. Yani hiç çalışmayan insanlar Avrupa'da ciddi sosyal haklarla boş beleş yaşıyor yıllarca, yani işsiz güçsüz yaşayabiliyor hiç işe girmeden. Şimdi bu gemi bitiyor. Yani bu gemi bitiyor. Bu gemi batıyor artık yani. Artık Avrupa'da bu sosyal haklarını yavaş yavaş önümüzdeki yakın, çok yakın yıllarda bunu kaldıracak. Artık bütçesi
buna dayanmayacak. Bu da onu gösteriyor. Artık halkına herkes çalışsın, tam kapitalist sistemde çalışsın, çalışan çalışsın, benim vereceğim bu kadardır deyip devlet kenara çekilecek ve Avrupa'da bu olayların insanlar alışık da olmadığı için yüksek enflasyonlara, bazı gıda alımları sıkıntısına, gaz kesintisine, elektrik kesintisine alışık olmadığı için Avrupa halklarının daha büyük tepkiler vereceğini dünya genelinde göreceğiz. Zaten inanın, bakın burada bunu konuşuyoruz, her cumartesi belki konuşacağız. Televizyonlara çıkınca paylaşacağız, işte göreceğiz. Fransa'da halk yürüyor, Almanya'da halk yürüyor, Hollanda'da halk yürüyor, işte İsviçre'de halk sokağa çıktı diye göreceğiz, konuşacağız bunları. Neden oldu? Çünkü halk bu konulara bağışıklığı yok. Bazı ülkelerin bağışıklığı güçlü olduğu için, halkının bağışıklığı güçlü olduğu için o ülkeler daha hafif atlatırlar. Ama Avrupa bunu çok zor atlatır. Peki evet. Hocam, zaten ülkeleri konuşacağız sizinle. Bütün ülkeleri de değineceğiz. Macron'u ben merak ettim. Macron neler yapıyor şu anda? Yani nedir bu yeni dönüştürülebilir enerji fikirleri? Şimdi çok akıllı bir adam. Önce onu söyleyeyim. Haritası çok güçlü bir harita. Akıllı bir adam. Macron'u çok yakından biliyoruz, tanıyorum. Daha doğrusu danışmanlığını yaptım. Ama şimdi şöyle bir strateji izledi. Aldığı bilgiyle çok akılcıl hareket etti. Şöyle hareket etti. Kendisinin Putin'le barışık olması gerektiğini ama o kendi tek başına Avrupa'da bunun bir çıban başı gibi görüneceğini, evet bu konuda çok haklı olduğumuzu, yani haklı olduğumuzu beyanlarımızda, haritasında, fakat Almanya, İngiltere veya işte oradaki diğer süper güç ve Amerika karşısında, ki Fransa, Amerika'dır, yani Fransa Amerika deriz biz oraya, Amerika biraz üstünde güçtür Fransa'nın. Fransa tek başına orada çıban başı olamadı. Şöyle bir yol izledi Macron. Diğer liderlere göre şu an Avrupa'nın Liz Truss geldi ama Macron'un değeri şimdi ikiye düşer. Macron bir ara biri oynadı yani şu ara. Avrupa'da bir numaraydı. Almanya'da bir lider yok. Almanya'yı pas geçin. Koalisyon saçma sapan bir lider. Almanya'yı zaten mahvetti. Bu lider gider. Lider yok ama Merkel'den sonra Almanya bitmiştir, onu söyleyeyim. Hani bir güçlü lider yok Almanya'da. Ama Macron birinciydi ama şimdi Liz Truss geldi, ikiye düşer, gölgelenir, gölgesi olur. Macron şunu denedi, akıllıca yaptı. Farklı enerji kaynaklarını, kömürünü, yel değirmenler, rüzgar güllerini, denizde deniz kaynaklarını, okyanus kaynaklarını, akarsu kaynaklarını, hidroelektrik santrallerini, termik santrallerini devreye koydu. Şu anda o benim koyduğum resim oydu. Yani Macron, bakın astroloji nelere kadir dedim. Ne güzel öğüt almış, ne güzel öğrenmiş, ne güzel yol haritası çizmiş. Putin vermesin, ben de Avrupa ile kötü olmayayım, Amerika ile kötü olmayayım. Aslında Putin'e çok yanaşmak istiyor. Erdoğan'ı çok akıllı buluyor Türkiye'de. Diyor bak Türk lider ne kadar akıllı diyor. Putin'le iyi geçiniyor. Siz diyor kötü oldunuz. Bak kötü kış sizi bekliyor diyor. Kendisi de Putin'le, Macron da iyi olmak istiyor. Fakat olamıyor. Çünkü neden? İşte dediğim gibi üst akıl, üstünde Avrupa üst akıl ve Amerika üst akıl izin vermiyor. Kendi öz kaynaklarını çıkartarak, o günkü şeyde, görselde de ben bunu sundum. Açığını kapatmak istiyor. Açığını kapatmak istiyor. Doğal olarak Fransa'yı kurtarabileceği kadar kurtaracak. Biraz da kısıtlamalara gidecek. Enerji tasarrufu yaptıracak. Belli saatlerde devlet dairelerinde, işte belli yerlerde ışıkların kapatılması, sokak lambalarının kapatılması, tasarrufa, ciddi elektrik tasarrufu ve gaz tasarrufuna gidecek. Ama bu açığını, 61 milyon nüfusu var. Kendi öz kaynaklarıyla, Alsace-Lorraine bölgesindeki kömür kaynaklarıyla ve denizden yel değirmenleri vasıtasıyla üreteceği rüzgar gücü enerjisiyle harcayacağını, kullanacağını, kapatacağını düşünüyor. Yapabileceğini biz göreceğiz. Yani yapabilirse göreceğiz. Ama zorlanacağını düşünüyorum. Açığı kalabilir. Kesintiler yapacağını düşünüyorum. Evet, yani bence o öz kaynaklar çok yetmeyecek. Çünkü
çok hazırlıksız yakalandılar. Evet, adam çok uğraşıyor. Çok bazı Fransa milliyetçisi yani. Gerçekten Macron kendi ülkesinde iyi bir lider, süper bir lider. İyi bir Fransız lider, iyi bir Fransız milliyetçisi, bunu da söyleyeyim. Ülkesini çok seviyor, vatandaşlarını çok seviyor. Bu arada gerçekten tebriğe layık biri kendi ülkesi adına. Ama dediğim gibi uğraşıyor, çok uğraşıyor. Kıl kılı kılına yani başa başa götürecek ya biraz kısıtlayacak ama bir Almanya kadar zorlanmayacak diye düşünüyorum. Güzel. Hocam 26 Eylül'e gelirsek, pazartesi günü terazi burcunda yeni ay.